Yavuz Çaylan Bey'i mikrofona davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkan. Sayın Bakanım, değerli milletvekillerim, teşkilatımızın emekleri başkanları, milliyetçi harekete gönül vermiş, can vermiş, ten dökmüş gönül dostları. İftar yemeğimize icabet ederek bizlere şeref verdiniz, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugünkü konuşmamız hayırlara vesile olur inşallah. İdrak ettiğimiz bu mübarek ayın içerisinde partimizin kongreleri büyük ekseriyetle tamamlanmış bulunmaktadır. Kasım ayında yapılacak olan olağan kongre sonucunda Kürtçüler hangi kadroyla, nasıl bir MHP ile yola devam edeceklerine karar vereceklerdir. Neticesinde yavaş yavaş fikirler netleşmiş, netice olarak camiamız iki görüş etrafında toparlanmaya başlamıştır. Birinci görüşte olanlar bugünkü MHP'nin bulunduğu noktayı yeterli gören bir anlayışa sahiptir. Yani Ankara ve yönetimi halimizden memnunuz. Karışmayın bize, ortalığı karıştırmayın, rahatımızı bozmayın diyor. Bu anlayış %13 iyi bir çıta, 50 milletvekili sihirli bir sayı ve partinin muhalefetteki konumunu yeterli bulan bir görüştür. Ankara'dan, Balgat'tan manzara iyi gözükebilir. Saygı duyarız, bu onların görüşüdür. Bizler bugün bu salonu dolduran ve Türkiye'nin bütün şehirlerinde bizim gibi düşünen binlerce ülkücü öyle düşünmüyoruz. %13'ü yeterli bulmuyoruz, bulmayacağız. 50 milletvekili yeterli bulmuyoruz, bulmayacağız. Ve bizler diyoruz ki Milliyetçi Hareket Partisi'nde değişim zamanı gelmiştir. MHP'de zihniyet değişmelidir. Milliyetçi Hareket Partisi'nde kadrolar değişmelidir. Bugünkü MHP'nin yönetim tarzı Milliyetçi Hareket Partisi'ni büyütememiştir, iktidara taşıyamamıştır. Bizler 100 kişinin, 200 kişinin oy kullandığı ilçe kongreleri istemiyoruz. 100 binlerin oy kullandığı, halkla bütünleşmiş, heyecanlı, geleceğe iktidara hazırlanan kongreler istiyoruz. Bizler 21. yüzyılı başkalarının aklıyla değil, ülkücü aklıyla yorumlayan bir Milliyetçi Hareket Partisi istiyoruz. Bizler atamayla gelmiş il, ilçe başkanları değil, seçimle iş başına gelmiş başkanlar istiyoruz. Gücünü Ankara'dan alan değil, mensuplarının oyundan alan güçlü başkanlar istiyoruz. Bizler hiçbir parti mensubunun, delegesinin iradesine ipotek koymayan, adil bir yönetim ve haklarımızı güvence altına alan adil bir tüzük istiyoruz. Kimsenin oyu kimsenin cebinde değildir. Bizler delege ağası değiliz. Yani bizim ceplerimizde 40 delegenin oyu yoktur. Bizimle birlikte eğer değişim istiyorsanız, iktidar olmak istiyorsanız Milliyetçi Hareket Partisi'ne oylarınızı istiyoruz. Kıymetli dava arkadaşlarım, iki şey vekaletle olmaz. Ben bu sene hukuk fakültesinde birinci sınıfta okula başladım. İlk gördüğümüz ders nelerin vekaletle olacağı, nelerin de vekaletle olmayacağı hususun. Birinci dersimiz bu. Birincisi nikah. Nikahı vekaletle kıyamıyorsunuz. Yani nikah memurunun önüne bizzat oturacaksınız, nikahınız içinden evet diyeceksiniz. Çünkü bu bir namus meselesi. Yani vekaletle sizin adınıza siz olmadan evlilik olmaz.
İkincisi en önemli, başka hiçbir şey yok vekaleti. Vekaleti var her şeyin. Avukat Bey de oradan bakıyor. İkincisi, oyla vekalet olmuyor arkadaşlar. Oylarınızı bizzat kullanacaksınız. Kimseye vekalet veremezsiniz. Demek ki kimsenin, 40 delegenin vekaletleri kimsenin cebinde değilmiş. Birileri delegelerin vekaletleri benim cebimde diyorsa kongreye ne gerek var? Yani delege vekaletleri cebimde diyen anlayış hükümsüzdür, geçersizdir. Muhterem dava arkadaşlarım, şimdi gelelim Türkiye'nin durumuna. Yaşanmış bir olay anlatacağım. Yer Şemdinli. Şemdinli'de bir uzman çavuş, Allah rahmet etsin, şehit olmadan önce eşini arıyor. Ve diyor ki, ateş altındayız, hakkını helal et diyor. Soruyorum sizlere, bugün sadece Şemdinli, sadece o şehit uzman çavuş mu ateş altındadır? Böyle düşünenler yanılıyorlar kıymetli dava arkadaşlarım. Böyle düşünenler aldanıyorlar kıymetli dava arkadaşlarım. Bugün topyekun ki Türkiye ateş altındadır. Ülkücüler olarak buna seyirci kalamayız, kalamayacağız. Ne yapalım, biz iktidar değiliz ki diyemeyiz, demeyeceğiz. Bugün Türk milleti ülkücülerden, Milliyetçi Hareket Partisi'nden bir değişim, Türkiye'nin kaderine sahip olacak bir kadro ve bir duruş beklemektedir. Milletin bu talebine kayıtsız kalamayız, kalmayacağız. Bugünkü iktidar 10 yıl içinde yeni bir mutlu azınlık yaratmıştır. Yeni mekanlarında şehidin ateş altındaki halini hissetmeden vur patlasın, çal oynasın, aziz mübarek gün her yer festival, her yer curcuna, iktidara göre her şey güllük gülistanlık. Yeni sözde modern İslamcı mekanlarda, AKP sosyetesinin yeni reynelerinde, boğaz manzaralı mekanlarında ateşi hissetmeden keyif sürüyorlar. Bu gidişe dur deme zamanı gelmiştir, dur diyeceğiz. Önce kendimizi gözden geçireceğiz ve ülkücülerin büyük bir aile olduğunu hatırlayarak, kardeşliğimizi yeniden tesis ederek, birbirimizin hak ve hukukuna riayet ederek, yeniden bu büyük ülkücü ailenin iktidarı için milletle buluşarak kucaklaşacağız. Onurlu, haysiyetli, birlik ve dirlik içerisinde milletimizin geleceğine hizmet edeceğiz. Bizler değişimden yana olan ülkücüler için hesaplaşma zamanı değil, helalleşme zamanıdır. Ülkücülerin muhalefet etme zamanı değil, iktidar olma zamanıdır diyoruz. Bu vesileyle kongreye giden süreçte kimseye iftira etmeyeceğiz. Kimseyi aldatmayacağız ve aldanmayacağız. Ülkücülerin kararına saygı duyacağız. Rakiplerimizle birlikte olan arkadaşlarımızı karalamayacağız. Biz milletimize ne yapacağımızı, ne farkımız olduğunu anlatacağız. Artık kendi arkadaşlarımızla yarışmaktan, deleke yarışlarından yorulmuş durumdayız. Hedefimiz AK Parti iktidarıyla yarışmak ve iktidar olmaktır. Bizleri dışarıdan tanımlayanların sözlerine kulak asmayacağız. Bizler dosdoğru Türk İslam ülkücüleriyiz. Allah'ın izniyle ülkücülüğümüzün gereğini yerine getireceğiz. Son olarak konuşmamı merhum liderimiz Alparslan Türkeş'in sözleriyle bitirmek istiyorum. Başbuğumuz diyor ki, ben Türk milletini sokaklarda ıspanak fiyatına satılan demokrasiye, rüşvet ve hile ile çiğnetilen hukuk düzenlerine, ahlaktan mahrum bir hürriyete, tefeciliğe, kara borsaya yer veren bir ekonomiye çağırmıyorum. Türklük gurur ve şuuruna, İslam ahlak ve faziletine, yoksullukla savaşa, adaletle yarışa, birliğe, kardeşliğe, kısaca hak yolu, hakikat yolu, Allah yoluna çağırıyorum. Buraya gelerek
Buraya gelerek davetimize katıldığınız için bizlere güç verdiniz, şeref verdiniz. Hepinize teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. Bu yolda Cenab-ı Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Allah'a emanet olun.